Bence Türkiye'de en büyük tehlike nedir? Hangi tehlike? Sence? Ne bazda tehlikeden bahsediyorsun? Yani çok sen ne görüyorsun? Var mesela. Ne gibi örnek verirsek? Mesela baştaki hükümetin, devletin. Hükümetsizce tehlikeler. Mesela insanları kesinlikle bir süreç içerisinde yoğurup sözde eşitlik ve özgürlüğü savundukları halde bütün insanları, bak, Laz, Türk, Kürt, Ermeni, Çerkes, Rum, Arap, Ezidi, tamam mı? Bütün hepsini ayrıştırıp parça parça. Ayrıştırdı mı? Hepsini ayrıştırıyor. Ayrıştırdı. Şu an. Ama hükümet... İslam bize şöyle diyor. Ben İslam'a göre konuşayım. Tamam, tamam. İslam'a lafı yok. Tamam. Ha. Birincisi, bütün onları birbirine düşürüp birbirinden tamamen ayrıştırma. Kaos, hepsini kaos mu yapıyor sizce bu hükümet? Hepsini mikro milliyetçi yapıyor. Tamam mı? Milliyetçi değil. Hepsini mikro milliyetçi yapıyor. Yani azılı milliyetçi. Böyle müthiş derece. Tamam mı? Hepsini o duruma getiriyor. Yarın öbür gün işte bakın ben sizi birbiriniz içerisinde rahat durasınız diye bak ben sizi böyle yönetiyorum ha. Ayrıştırma yapsa evet. Sence düzgün yönetilir mi bu ülke? Kargaşa oldun mu? Zaten kargaşa. O koltuğunda rahat duramaz. Zaten kargaşa var. Örnek koltuğunda verirsek. Zaten rahat duramıyor. Ne gibi misal? Yani şu an kargaşayı açıkça belirtirsek, örnek verirsek. Şu an mesela bütün çoğu Batı illerinde HDP standlarına saldırı olmaz. HDP bürolarına saldırı olmaz. Ben HDP'yi desteklemiyorum. Ama saldırıları desteklemeyebilirsiniz ya. Saldırıları tasvip etmiyorum. Tamam mı? Evet. Ben de eleştirebilirim misal. Temel hakkınız durmanız kabahat. Misal bugün sen kendin görüşün olarak destekleyebilirsin ama ben desteklemiyorum. Diyor ki Selahattin Demirtaş, din dersini kaldıracağız diyor. Zorunlu din dersini kaldıracağız. Zorunlu değil. Kaldıracağız değil. Sen HDP'li görecek... HDP'li olarak. Hayır. Ama isteyen hayır. Zaten görüyor baba. Hayır. Hayır. İstemeyen de görüyor. Nasıl? Bir gayrimüslim de bugün burada o dersi ama görüyor. Ama gözünü seveyim bak. Benim geldi öğretmen bak, bana bir saniye. Ben bir yaşadığımı söyleyeyim an, baba. Benim çocuğum an, var bak. Şu an senin topu atış biçimin var ya. Kesinlikle dinsiz demen. Tamam mı? Bir saniye bir anlatayım mı mübarek? Dinsiz demen. Mübarek. Bir anlatayım değil mi? İkinci bir durum. Burada din dersinin kaldırılmasından söz konusu bile edilmiyor. Din ama dersini Diyanet İşleri'ni kaldıracak diyor. Kim diyor? Demirtaş öyle dedi. Allah'ını yani seversen dur ya. Mesela neden kaldıracak? Sen nedenini dinledin ben. Ne diyor mesela? Nedeni bence nedeni, hiç tasvip edilmiş. Ne diyor mesela? Nedir? Peki. Evet. Tasvip edilecek bir neden bir olay değil değil mi? Evet. Peki peygamberimiz böyle yedi cihanın, yedi ümmetin, bütün dünyanın, evrenin peygamberi evet. Değil mi? Evet. Yeryüzünde böyle birçok kıtayı kendisine inandırdı değil mi? Evet Allah'ın izniyle. İdeolojisini evet. Evet. Mevla'yı emretti çok ama büyük. Çıkacaksın dedi. Gidip kafirlerle savaşacaksın tamam, dedi. Allah diyor. Allah diyor ben demiyorum. Tamam. Tamam. Bir dakika. Dur. Bir dakika. Allah diyor. Onu yaptı değil mi? Evet. Peki kurduğu o muhteşem, muazzam devlete hangi ismi verdi? İslam devleti. Hayır. Ne devleti? İslam devleti demedi. Çünkü orada gayrimüslimler de vardı. Peygamberimiz orada bu İslam devletidir demedi. Orada bir kişi de olsa gayrimüslim vardı. Ama bak şimdi gayrim... Sen burada bu sefer... Şimdi İslam'a göre... Bir sen burada bu sefer HDP'nin yapmak istediğine dinsizliktir diye o konuma getiriyorsun. Mübarek. Sen top bak, o konuma getiriyorsun. İslam'da... Burada peygamber bile İslam devleti dememişse sen neye dayanarak bunu ama diyorsun? Ama bak şimdi ben duvara dayanmıyorum şimdi İslam'a dayanıyorum hemen mevzuyu. Bütün İslam bunu dememiş. Bir dakika bir sen anlatayım. Sen nasıl bir İslam'a dayanıyorsun peki? Ya bir dakika bir anlatayım. Anlat. Anladım. Sen şimdi anlattın. Dinlemeyi öğreneceksin. Daha var yani daha var. Dinlemeyi öğreneceksin. Şimdi Allah Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 13 senelik Mekke dönemi var. Evet. Eziyet çekti, sıkıntı çekti. Adamsın reis. En son 13 sene sonrasında Medine'ye gitti. Medine'de İslam devleti kuruldu. Kurulduktan sonra Allah-u Teala... İslam devleti değil. Ya mübarek tamam sana göre öyle, bana göre böyle. Sana göre öyle. Allah'ını seversen bir saniye, bir anlatayım yazıyor. Bir dakika. Kur'an'da yazıyor, rivayetlerde geçiyor. Ya şeriat devleti, demiş? İslam devleti aynı şey hayır, baba. Değildir. Ama bir anlatayım, bitireyim. Evet. Ondan sonra Allah Resulü buradan çıktı. Gidip Yahudilerle de savaştı, Hristiyanlarla da savaştı. Tabii. O zamanın putperestleriyle de savaştı. Allah emretti, savaştı. Evet. Şimdi Allah-u Teala bir yere savaşa çıkacağın zaman git o düşmana de ki diyor, inan, İslam'a gir. O İslam'a girmezse onunla savaş. Ama diyor eğer girmedi İslam'a cizye al diyor ondan, vergi al. Hmm. Şimdi Osmanlı'da 650 senede Hristiyan'a serbestlik var mıydı? Vardı. Vardı. Havra açık mıydı? Ama nasıldı? Ateşperestin, bir dakika bir şey mi? Ateşperest ateşe tapıyor muydu?
Hiç ses çıkarılıyor muydu Osmanlı'da? Ama nasıldı? Devlete baş kaldırmadığın sürece. Tam biliyor musun? Biliyorum abi. Tam biliyor musun nasıl olduğunu? Gerçek tarih mi senin bildiğin? Benim evet. Gerçek tarih. Sen şimdi gerçek tarihi mi biliyorsun? Evet. Osmanlı'da onların tam takır işlediğini söylüyorsun değil mi? Emin misin? En sadık taba Ermenilerdi Osmanlı'da. Bence biraz kendini yenilemeye çalış. Niye yenilemeye çalışayım ki? Osmanlı'da git biraz daha araştır. Senin kesinlikle ben bildiğin tarih gerçek tarih değildir. Ama sen ona dayanıyorsun. Ben de kendi tarihime dayanıyorum baba. Mesela sen sana enjekte edilen tarihi sen biliyorsun. Bana enjekte edilen tarihi ben biliyorum. Enjekte edildiği değil. Objektif olacaksın. Gerçek tarihi ben göreceksin. Ben objektif oluyorum. Hakikati görüyorum. Ama ben gerçek tarihi göreceksin. Hislerimle hareket etmiyorum ben. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Evet. Çıktığı zaman gazaya yani cihata, evet. Hristiyanlar dini kabul etmediği zaman, cizye aldığı zaman Hristiyan rahat yaşıyor muydu? Peygamber Efendimiz döneminde rahat yaşıyor. Tabii. Ama sen burada kalkıp Osmanlı'da rahat yaşıyorlardı diyemezsin. O şimdi senin görüşüm, bu benim görüşüm. Peki. Sen ister inanırsın, ister inanmazsın. Senin bileceğin iş. Çünkü bu ayet değil, hadis değil baba. İnanmak zorunda değilsin. Doğrudur. Peki Allah diyor ki sana, sen görmediğin bir şey için zanda ne bulunuyorsun? Peki Allah şunu da demiyor, bir şey sorabilir miyim? Evet. Varsa yanlış diyorsunuz değil mi? Allah yanlışla mücadele etmeyi de farz kılmıyor mu? Niye yanlışla bir mücadele etmek yerine? Yanlış, doğru. Sadece yanlış görüp. Yanlış, tamam. Şimdi bir şey reddediyorsan. Begale reddediyorsan. Begale bu Demirtaş'ın söylediği sözler sence doğru mu o zaman? Ha bakın. O da yanlış, o da yanlış. Peki şöyle, ben şöyle bir şey diyeceğim. Hayır. Ben HDP çekmeyelim. Ben sadece bir konu üzerinden size yükleniyorum. Siz de yapabiliyorsanız. Yanlış, yanlış. Evet. Ya ama yanlış her zaman yanlış. Allah-u Teala yasak etmiş. Ya şimdi Allah-u Teala üzerinden gittik değil mi mesela konu? Yasak kardeşim. Tamam. Aram. Ülkedeki temel şeyler değil mi? Eşitsizlikler, adaletsizlikler, temel ben demiyorum sen ortamı. Diyorsun. Değil mi? Evet ben diyorum. Ben demiş olayım. Peki ben demiş olayım. Bu adam dubleks yol yaptı değil mi? Çok güzel dubleks yol yaptı. Evet. Ha. Dünyanın en sabırlı, en iyi hayvanını bak Şırnak'ta, tamam mı? Dünyanın en sabırlı, en iyi hayvanını o yaptığı dubleks yollarda var ya, onların üzerine bomba saldı. Ertesi gün Şırnak valisi çıktı dedik. Katırlar intihar etmiş. Ne diyorsun sen buna? Hangi zihniyet bunu yapar? Kim bunu yapar? Begale biliyorsun. Niçin yaptı bunu? Begale biliyorsun barış sürecinden önce. Sen bu zihniyete kalkıp. Bir dakika, o zaman ben de şuna bağlayacağım. Barış sürecinden önce biliyorsun. O barış süreci tamamen bir oyalama sürecidir. Tam oyalama sana göre diye. Öyle veyahut da öyle. Herkese kan şu an öyle. Akıyor mu? Kan akıyor mu? Akıyor tabii. Akıyor. Bundan birkaç gün önce Arda provokatörler meydana çıktı. Sırf onların olmaması için iki tane halkımız kendini siper etti. Kendileri öldü. Değil mi? Onun karşılığında da hiç kimse bir şey yapmadı. Kan hala bizim kanımız akıyor. Gördün mü? Ondan sonra akıllı durmadılar. Yine Şırnak'a sataştılar. Kan hala akıyor yani. Evet. Kimle çatışacaksın? Askere. Askere mi ben? Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Eyvallah. Hayır. Benim askerlik değişimi. Biliyorsun 80 döneminden önce ortalık karıştı. 80'den sonra terör çıktı. Gitti orada askerlerimiz şehit oldu. Bunlar doğru muydu sence? Askerleriniz. Ama askerleriniz. Ama sen bu vatan altında yaşıyorsun. Sen bu bayrak altında yaşıyorsun. Benim bayrakla alıp veremediğim hiçbir şey yok. Ama bayrakla alıp veremediğim var. Yok. Senin canın yanarken yok, bir şey... Benim, bir dakika. Bak. Sen 6 tane hakkı savunurken... Bayrak bulabilsem sana göstereceğim. Yemin ederim benim o bayrakla alıp veremediğim hiçbir şey yok. İnsanların ama böyle... Ama senin insanlarından 6 kişi ölse... Çarptırıyorsun ama. Uygun olmasa... Çarptırıyorsun gerçekten. Mübarek bir dinle, ben de dinledim. Doğrusunu konuşmuyorsun, sana bunu söyleyeyim mi? O sana göre öyle, bana göre böyle. Herkese 6 göre kişi, öyle bak, de. 6 kişi, 6 kişi öldürüldün mü? Doğru konuşuyor musun, konuşmuyor musun? Yok, 6 kişi öldürüldün mü uygun bulmuyorsun? Orada biliyorsun 35 evet. bin kişi öldürüldü. Ne zaman? Bunda Kürt nerede? Vatandaşlar da dahil. Nerede? Güneydoğu'da. Ne zaman? İşte o 35 senelik süreçte. Kim öldürdü ama? Kim öldürdü sence? Sence? Mesela en son söylesene. Yasin Börü bayramda öldürüldü. Yasin genç bir kardeşimiz öldürüldü. Kürt kardeşlerimiz. Bak Kürt diyorum he, kardeşimiz diyorum. Tamam. Sence uygun muydu o çocuğun kim başı? Kim öldürdü ama? Oradaki vatandaşlar. Vatandaş mı öldürdü? Oradaki çocuğu vatandaş mı öldürdü? Taşla vurdular. Taşla mı vurdular? Peki, uygun muydu sence? Polis öldürmedi mi onu? Ya mübarek ben izledim ya. Herkes izledi ya. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Gözünü bir dakika. Seveyim, yapmayın ya. En azından gözümü seviyorsun. Ya. Seni çok tebrik ediyorum. Gözümü bile seviyorsun. Bir şey söyleyeyim. Ama bak hep demagoji yapıyorsun. Lütfen. Reis orada videoda herkes Türkiye izledi. Kurban olayım ya. Yasin. Demagoji de bir dakika.
Bir dakika. Gel Kürt kardeşim. Bir dakika. Şimdi Nihat Kazan. Barış, Recep dur. Nihat Kazan kim? Nihat Kazanan. Er çocuk katliamları takip eden bir gazeteciyseniz onu da duymuş olmalısınız. Siz sadece kendinizden olan katliamları böyle görüyorsunuz. Şunu abi katliam katliamdır. Nihat Kazanan. Senden de öldürülse katliamdır. Benden de öldürülse. 12 yaşında bir çocuk. İnsan öldürmek uygun. 12 yaşında bir çocuk. Bunu katleden polis ve dün mahkemeye çıktı. Çekirdek çitlerken ben af tüfeğiyle onlara sıktım ve çocuk orada katledildi. Bak dedi. Yanlışa yanlış diyorum. Bu, ama yanlışa eğer, mücadele et. Eğer istediğin zaman bir dakika. Hayır, eğer bu mazlum öldürülmüşse evet. İster vatandaşı herkes gerekçeler üzerinde sonuçlar üzerinden hareket ediyor. Mübarek diyorum sana yanlış diyorum. Diyorsunuz ki 35 mazlumsa yansın. Bu insanlar fantezi. Mazlum değil mi ya? Hayır, bu insanlar fantezi olsun diye mi insanlar? 35 bin kişi sen 35 bin kişinin hakkını unutuyorsun. 6 kişinin hakkını mı arıyorsun mesela o zaman? Hayır, bak, biz ne yapacağız biliyor musun baba? Bak, tek kelimeyle bağlayacağım. Bir dakika. Biz hepimiz Müslümansak, eğer inansan da inanmasak da bu vatan bizim abi. Ya Müslüman değilse bile sorun yoktur. Benim. Tamam inansan da söylüyorum. Bak inanmasan da parantez koydum baba. He, inanmasın. Şimdi. Bu vatan bizim. Bu vatan giderse karışıklık olur. Bu vatan bizim. Ne gerek var şimdi mücadele etmeye bir şey söyleyeyim mi? Bayrak Recep. Üzerinde böyle hani hassaslar üzerinden böyle tartışmayalım. Recep. Biz burada somut olaylar üzerinden değerlendirmeler yapıyorsunuz. Evet. Bayrağa ve vatana vurgu yaparak. Bayrağa vurgu yapacağım tabii baba. Bu vatan bizim kanka. Milliyetçilik yapıyorsun işte. Ya milliyetçilik o değil İslam budur baba. Aynen onu yapıyorsun. Bir. İkinci birdir. Bir şey İkinci evet birdir. Gel kardeşim. Eğer. 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 Hayır. Milliyetçilik var. Milliyetçilik var. Mikro milliyetçilik var. Tamam mı? Mikro milliyetçilik yapıyor. Sana saygı duyuyorum. Ben de sana saygı duyuyorum. Sonsuzdur. Herkes birbirine saygı duyacak. Sen diyorsun ki 35 bin... Bunu sen de yaşaman lazım, ben de yaşamam lazım. Hayır korkma değil. Reklam yapmaya gerek yok. Reklam yapmaya gerek yok. Hayır sen de Müslümansın, ben de Müslümanım. Burada vatan ve evet hepimizin bayrağı, hepimizin şeyi. Ben de Kürt'üm, benim hiçbir zararı olmadı bu ülkenin. Hiçbir benim içim acımıyor gerçekten. Böyle Türklerden de arıyorsa Kürtlerden de ölüyor. Sen ülkenin durumundan girdin, sen dine getirdin. Dine getireceğim dünyada, tabii. Dünyada bak. Benim için en şey önemli olan din. Son şeyimi söyleyeceğim. Her şeyden önemli daha din. Son şeyimi söyleyeceğim. Her şeyim gitsin, dinim gitmesin baba. Gitmesin. Ben de aynı. Benim inancım öyle. Ben de aynı. Ben de aynı görüşteyim. Din gitmesin. Evet. Tamam mı? Bir tek bir şey söyleyeceğim. Din gitmesin ama din dersi kaldırılsın mı? Ben bir tek bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Din bak. Tek, Diyanet de mi bu yani? Dünya üzerinde tamam mı? En kötü şey nedir biliyor musun? Nedir? Böyle dini kendi siyasi emellerine alet yani, eden alet etmek, insanlar. Alet etmek. Ben bir şey soracağım. Dini, tamam, gel, dini gel. Bir tek dini bir tek Allah Teala Kur'an'ı Diyanet İşleri Başkanlığı'na mı gönderdi? Yok. Göndermedim. Yok. Sen gönderdi zaten. Bana gönderseydin şimdi, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ne bak, gerek Allah var? Hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Biz şimdi peygamber gitti. Peygamber olmadığına göre birisine tabi olacağız değil mi? Birisi yol gösterici olacak. Hayır bana göndermişse bana niye birisine talip olayım? Tamam da yol gösterici olmazsan sen de böyle ayrışırsın bana işte. Bana yol göstermiyor araba alıyor kendine. Mercedes'ini mi gösterir? Daha geri iade etmiş işte. Biz mücadele edince geri iade etti. Neden aldı? İade etmiş işte. Ha iade etmişse sorun bitti yani. Daha ne istiyor daha ne yapacak? Peki. Ya bir şey söyleyeyim. Hani bir şey bu, sorayım. Bu ülkede böyle. Ama o lüks arabalara ben de karşıyım. Senden yanayım. Durumu... Her şeye karşısın ama hiçbir şekilde mücadele etmiyorsun. Ne yapacağım? Polise ateş mi edeceğim? Aa, bak, yine hayır, yine bak, aynı şey. Bak, hayır, polise niye ateş ediyorsun? Bak, ne yapacağım o zaman? Ben, bak, devlete baş mı kaldıracağım? Bir dakika. Her yanlışa bir dakika. Ayaklanalım. Vay be. Bir dakika. Evet. Yunus. Sen de veriyorsun.